Merhaba arkadaşlar, soru çözümlerle devam edeceğiz. Bugün e, Türkiye'de tarım, hayvancılık ve ormancılıkla ilgili sorularımız var. E, kaldığımız yerden devam edelim. Hatırlarsanız önceki soru gruplarını gerçekleştirdik. Türkiye'nin coğrafi konumu, yer şekilleri, iklim, bit görseli ve nüfusla ilgili sorularımızı çözmüştük. Geriye kalan ünitelerle ilgili sorularımız devam edecek. İlk sorumuz şu sevgili arkadaşlar. Türkiye'de özellikle tahıl üretiminde yıllar arası büyük... Dalgalanmalar görülmektedir diyor. Yani tahıl üretimde bir süreklilik yoktur diyor. Dalgalanma gerçekleşiyor. Yani. Her yıl aynı üretim e, durumunda değilsiniz bunu ifade ediyor. Bu durum üzerinde yani dalgalanma üzerinde faktörlerinden hangilerini etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar tahıl tarımının en büyük e, eksisi diyelim yani negatif yönü sulamanın yetersiz olması. Konya bunun en güzel örneği. Tahıl tüketiminin az olması olmaz. Oldukça fazla hatta dönem dönem ithal ettiğimiz de oluyor. Doğal koşullara bağımlılığın fazla olması demiş. Aynı zamanda doğal koşullara bağımlılık da fazla. Yani burada hem sulama yetersiz hem de doğal koşullara bağımlılık fazla olduğu için sevgili arkadaşlar tahıl üretiminde yıllar arasında oldukça büyük bir dalgalanma söz konusu. Bu sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar D seçeneği olarak gerçekleşiyor. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Tarım ürünleri vermiş bizlere. Yukarıda verilen tarım ürünlerinden hangilerinin üretimi devlet kontrolündedir demiş. Arkadaşlar baktığımız zaman kenevir uyuşucu madde yapımında kullanıldığı için üretimi devlet kontrolünde. Kolza için bunu söyleyemeyiz. Kolza kanola yağı yağ üretiminde kullanacak. biyo yakıt elde ediliyor. Onun böyle bir durumu söz konusu yok aspir üretimi için de devlet kontrolü altında olduğunu söyleyemezsiniz. Çünkü o da yağ üretimde kullanılıyor. Pirinç de e, sıtma hastalığına neden olduğu için pirinç bahçeleri onun üretimi devlet kontrolünde. Aynen kenevir gibi sevgili arkadaşlar. 1 ve 4 yani cevabımız burada B seçeneği değerli arkadaşlar. Devam edelim. Bir diğer sorumuz gelsin. Haritada taranarak gösterilen haritada taranarak gösterilen alanda yani kıyı Ege'de aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yoğun şekilde üretilmez demiş. Arkadaşlar burada üzümü yoğun şekilde üretirsiniz ki İzmir, Manisa, Manisa birinci. Pamuk üretilir. Özellikle Aydın ve çevresindeki illerde yoğunlaşır. Tütün de birinci olan bölge Ege bölgesi. Keza yine Manisa, İzmir, Aydın çevresinde üretilecek. Zeytinde de Ege bölgesi birinci sevgili arkadaşlar. Zeytin üretiminde de Aydın birinci. Ancak kivi üretimine baktığımız zaman Yalova'nın Türkiye'de kivi üretiminde birinci olduğunu görüyorsunuz ve keza yine Doğu Karadeniz'de mikroklima iklim görüldüğü için, mikroklima alanı olduğu için orada da kivi üretimi yoğun şekilde yapılıyor. Yani bu sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar D seçeneği. Gelelim bir diğer sorumuza o da şu. Yukarıda verilen illerden Hangilerinden Nadas'a bırakılan toprakların alanı daha azdır demiş. Toprakların alanının az olabilmesi için sevgili arkadaşlar yağışlı bir iklim e, ve sulamanın yaygınlaşması lazım. Bir kere Şanlıurfa tamam her ne kadar GAP'la beraber sul sulanabilen arazilerini artırdıysa dahi aynı e, performansı göstermemiş. Yani hepsi için aynı durum gerçekleşmemiş. Sadece eskiye nazaran daha iyi. Artvin Doğu Karadeniz'de yağışlı bir sistem Bartın ilginç Bartın'da Nadas alanı yok sıfır yani Nadas diye bir alan yok TÜİK verisine göre 4 tane ilde Nadas yok Bartın Duce Trabzon ve Rize Bartın'ı aldık Adana mı Artvin mi Adana'da arkadaşlar ve Artvin'de kıyasladığımız zaman Artvin'in iklim şartları zaten Nadas alanlarını kendiliğinden kapatıyor azaltıyor Dolayısıyla cevabımız Artvin ve Bartın oluyor. Artvin'le Adana'yı kıyasladığımızda Adana'dan adasalanları Artvin'e göre daha fazla. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Burada cevabımız 1 ve 2 seçeneği. Devam edelim. Bir diğer sorumuz şu. Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde tarımda makineleşme daha azdır demiş arkadaşlar. Makineleşme daha azdır demiş. Yer şekilleriyle doğru orantılı makine kullanımı sevilir arkadaşlar. Baktığımız zaman bakın değerli arkadaşlar. Burası Şanlıurfa düz, Çukurova düz, Ankara Eskişehir çevresi düz, Ergene çevresi düz. Ancak Menteşe 3 numarayla 3 numarayla gösterilmiş. Yani bu sorumuzun cevabı ne oluyor? C seçeneği oluyor değerli arkadaşlar. Yani 3 numara ile gösterilen Menteşe çevresinde Makine kullanımı verilen diğer alanlara göre oldukça sınırlı. Bir diğer sorumuz özellikler vermiş bize. Özellikleri diyor verilen tarım ürünü hangisidir diyor. Bakalım özelliklerine. Üretimi akarsu boylarında gerçekleştirilmektedir demiş. Pirinç gibi duruyor bakalım. Edirne, Balıkesir, Kastamonu önemli üretim alanlarını oluşturmaktadır demiş. Arkadaşlar Edirne, Balıkesir, Kastamonu önemli üretim alanlarını oluşturacaksa Edirne zaten pirinç üretimde Türkiye'de birinci. İkinci sırada bolu kesir yer alıyor. Kastamonu'nun toz pirinci önemli. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı değerli arkadaşlar C seçeneği olarak kabul görüyor. Bir diğer sorumuz şu. Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinde sözü edilen durumdan bahsedilemez? Bakalım sözü edilen durum ne? Bazı tarım ürünleri bir yıl fazla, bir yıl az ürün vermektedir demiş. Buna göre hangi tarım ürünlerinden, hangisinde söz eden demiş durumdan bahsedilmez. Arkadaşlar, zeytin bir yıl az, bir yıl fazla ürün verir. Turunçgiller bir yıl az, bir yıl fazla. Turunçgil grubunda limon da yer alıyor, o da keza öyle. Fındık için de biz bunu söyleyebiliriz. Antep fıstığı da keza öyle ancak üzüm için bir yıl az bir yıl fazla ürün verir diye bir niteleme yapamayız dolayısıyla sorumuzun cevabı da burada D seçeneği olur değerli arkadaşlar. Evet bir tablo vermiş. Tabloda tarım ürünü ve sahip olduğu özellik verilmiştir. Buna göre diyor. Tabloda verilen hangi tarım ürününün özelliği yanlış belirtilmiştir diyor. Arkadaşlar kenevir üretimi devlet kontrolünde doğru. Aspir yağ sanayinde kullanılıyor doğru. Muz tamamı Anamur'da üretilir dersek yanlış. Anamur birinci ancak Antalya, Hatay ve Adana'da da muz üretimi yapılıyor. Yüzde yüz Akdeniz üretiliyor Anamur'da değil. İncir önemli ihraç ürünlerindendir demiş doğru. Çay Cumhuriyet döneminden sonra üretilmiştir demiş doğru. O zaman bu sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar ne oluyor? Muz oluyor. Muzun Tamamı Anamur'da değil, tamamı Akdeniz bölgesinde üretiliyor deseydi zaten sorumuz onu da kabul edecekti değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şu. Seracılık daha çok kış ılıklığının fazla olduğu yerlerde yapılmaktadır demiş. Ancak diyor son yıllarda iç kesimlerde de seracılık faaliyetlerinin geliştiği görülmektedir demiş. Bu durumun oluşmasında bu durumun oluşmasında faktörlerinden hangileri etkili olmuştur diyor bize sevgili arkadaşlar. Şimdi seracılığın son yıllarda iş kesimleri de yaygınlık kazanması kentleşmenin artmasıyla ilgili olur mu olur? Çünkü kentleşme artınca tüketim nüfus yani tüketici nüfus miktarı artıyor. Teknoloji olanaklarının gelişmesi sera aslında bir teknolojik varlıktır. Yani doğal koşulların etkisini teknolojik olanaklarla azaltıyorsunuz. Yani soğuk havaya bir anlamda meydan okuyorsunuz. Pazarlara yakınlık demiş. Evet, nüfus bir pazardır bizim için. O da etkili olacak. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olarak yani E seçeneği olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz şu. Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde kıl keçisi yetiştiriciliği daha fazladır demiş. Arkadaşlar, kıl keçisi yetiştiriciliği Akdeniz bölgesinde özellikle teke ve taşeli platolarında yaygın şekilde yapılır. Bu sorumuzun cevabı A seçeneği olarak değerlendirilir değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz hayvancılıkla ilgili yine. Türkiye'de diyor yaygın olan küme hayvancılığıyla ilgili olarak belirlemelerinden hangileri demiş doğrudur. Arkadaşlar küme hayvancılığıyla ilgili olarak tüketim merkezlerine yakındır demiş. Doğru. Doğal koşullara bağımlılık azdır demiş. Doğru. Üretimde dalgalanma azdır demiş. O da doğru. Çünkü siz kendiniz besliyorsunuz. Yani doğal koşulların oldukça uzağında bu model. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olacak. Yani sorumuz E olarak şekillenecek sevgili arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuz da Türkiye'de hayvan sayısı fazla olduğu halde Avrupa'da en fazla hayvan Türkiye'de Et ve süt üretiminde yetersiz olduğu görülmektedir demiş arkadaşlar. Yani et ve süt üretimi yetersiz hayvan sayısı fazla olduğu halde. Niye yetersiz? Hayvan soylarındaki ıslahın yetersiz olması. Yani bizim hayvanlarımızın sayısı fazla ama ıslah, yenileştirme çalışmaları istediğimiz düzeyde değil. Yerli ırkların sayıca fazla olması. Yerli ırklar zaten arkadaşlar üretimi azaltan etken. Yani yabancı ırkların da üretimi daha fazla. Hollanda ineği gibi. Doğal koşullara bağımlılık da fazla bu anlamda bes hayvancılığı dışında bir modelle gerçekleştiriliyor. O zaman bu sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 yani E seçeneği değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Yine bir Türkiye haritası vermiş bize. Haritada diyor numaralarla gösterilen alanlarda yaygın şekilde yapılan hayvancılık faaliyetleri Aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diyor sevgili arkadaşlar. Bakın bir numaralı alan kılık keçisi olabilir. İki numaralı alan koyun olabilir. Üç numaralı alan Karadeniz'in doğusu orası da Büyükbaş Mera olur sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bir kılık keçisi, iki Konya çevresi koyun. 3 Büyükbaş Mera sevgili arkadaşlar Karadeniz'in doğusunda çayırlar fazla olduğu için dolayısıyla bu sorumuzun cevabı A seçeneği olarak değerlendirilir. Devam ettik. Bir diğer sorumuza geldik şimdi. O da şu. Doğu Anadolu'da arıcılık faaliyetlerinin önemli bir geçim kaynağı olmasında diyor. Faktörlerinden hangileri belirleyici olmamıştır diyor. Arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesinde arıcılık faaliyetleri önemli bir geçim kaynağı ise tarımsal faaliyetler gelişmediği için önemli bir geçim kaynağıdır. Yüz ölçümünün büyük olmasıyla arıcılık faaliyetler arasında bir bağlantı kuramazsınız. Yani yüz ölçümü küçük olsaydı daha mı fazla arıcılık yapılacaktı? Tabii ki hayır. Kurulum maliyeti düşük. Evet arıcılığın hem işletme hem kurulum maliyeti düşük. Ve Doğu Anadolu bölgesinde sanayi kuruluşları yetersiz olduğu için insanlar farklı bir ekonomik faaliyet koluna yönleniyorlar. Dolayısıyla yüz ölçümünün büyük ya da küçük olması hayvancılık modeliyle alakalı olamaz. Yalnız 2 olacak. Yani sorumuzun cevabı burada A seçeneği arkadaşlar. <laughs> Bir diğer sorumuz yine hayvancılık sorusu. Yukarıdaki haritada demiş numaralanmış yerlerin Hangisinde balıkçılık daha fazla yapılmaktadır? Arkadaşlar Türkiye'de balıkçılık en fazla Karadeniz'de yapılır. Karadeniz'de en fazla balıkçılık nerede yapılır? doğuda yapılır. Yani balıkçılığın en fazla yapıldığı yer işte bu bir numara ile gösterilen Karadeniz'in doğusu arkadaşlar. Sorumuzun cevabı ne olacak? Bir olacak burada. Yani A seçeneği olacak arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz şu. Türkiye 2016 yılı verilerine göre diyor. 2016 yılı verilerine göre büyükbaş hayvan Sayısı en fazla olan il aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Türkiye'de büyükbaş hayvanın en fazla olduğu kent neresi? Konya sevgili arkadaşlar. Evet en fazla büyükbaş hayvan Konya'da verilerine göre. Devam edelim. Bir diğer sorumuz gelsin. Çatalca Kocaeli Platosu'nu vermiş bize. Çatalca Kocaeli Platosu'nda. Aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangileri daha fazla yapılmaktadır demiş. Çatalca, Kocaeli, Platosu, Türkiye'nin en yoğun nüfusu yeri. O zaman orada ne yapılır? Sorun seçeneklerine inmeden önce arkadaşlar büyükbaş, besi ve kümes hayvancılığı. Niye? Çünkü onlar doğal koşullardan bağımsız. Yani büyükbaş mera olmaz. Yani istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. Dolayısıyla büyükbaş, besi ve kümes hayvancılığı Burada daha fazla yapılacak. Sorumuzun cevabı da sevgili arkadaşlar ne olacak? B seçeneği olacak. <laughs> Devam edelim. Devam edelim. Bir Türkiye haritası var. Haritada numaralarla gösterilen yerlerde gelişme gösteren hayvancılık faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış belirtilmiştir diyor. Bir numaralı alanda aracılık gelişmiştir demiş. Evet, Muğla çevresinde arıcılık gelişmiş. 2 numaralı alanda tiftik keçisi yetiştiriciliği gelişmiştir arkadaşlar. Evet, 2 numaralı alan... Aa bir dakika, 2 numaralı alan teke taşeli. Orası tiftik değil. Ne olacak? Orası kıl keçisi olacak. Doğru, B olacak. Ama bakalım, 3 numaralı alanda koyun yetiştiriciliği gelişmiş. Evet, Şanlıurfa çevresinde koyun. 4 numaralı alanda büyük başmer hayvancılığı gelişmiştir demiş. Erzurum, kas doğru. 5 numaralı alanda kümes hayvancılığı gelişmiştir. Burası da Bolu çevresi, İstanbul'a yakın olduğu için, Ankara'ya yakın olduğu için kümes hayvancılığı gelişmiş. O da doğru bir ifade. Ancak 2 numaralı alan için biz tiftik değil kıl keçisinin yetiştirildiğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Hayvancılıkla ilgili sorularımız bunlardı. Şimdi bakalım ormanlarla ilgili sorularımız. Acaba neler? Türkiye'de ormanların dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi bulunmaz diyor. Arkadaşlar ormanların dağılışında yağış rejimi düzenli Karadeniz bulunur. Beşeri faaliyetler değil mi? Beşeri faaliyetler insanlar ne yapıyor? Ormanları kesiyor değerli arkadaşlar. Ya da onu kullanıyor. Yani bir şekilde etkili. Yer şekilleri kesinlikle sevgili arkadaşlar etkili. Yüksek dağlık alanlar fazla yağış alır. Ormanlık fazla diyebilirsiniz. Çok yüksekler için konuşmuyorum tabii. Nemlilik kesinlikle etkili. Su yani. Boylam değeri için bir şey söyleyebilir misiniz? Yani bu il 30 derece doğu boylamında ormanı fazla filan boylamın etkili olduğu alan yerel saat hesaplamaları ya da yerel saatle ilgili çıkarımlar. Evet. Bir diğer sorumuz şu. Yukarıdaki haritada demiş numaralanmış yerlerin hangisinde ormanların kapladığı alan daha azdır demiş. Arkadaşlar bakın şimdi Doğu Karadeniz orman fazla. Kastamonu çevresinde, Bolu çevresinde fazla, Yıldız Dağları'nda fazla, Bentşehir'de fazla ama Şanlıurfa çevresi az yağış aldığı için Güneydoğu Anadolu Bölgesi zaten Türkiye'de ormanların en az olduğu bölge. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı da ne oluyor sevgili arkadaşlar? B seçeneği olarak değerlendiriliyor. Devam edelim. Bir diğer sorumuz şu. Bilgi ağırlıklı bir soru bu da. Türkiye'de Yüz ölçümüne oranla ormanların en fazla olduğu il aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi Türkiye'de en fazla orman Antalya'da ama kendi yüz ölçümüne oranla diyor. Yani ilin yüz ölçümünü alıyorsun orantılıyorsunuz. Antalya büyük bir il. Orantıladığınız zaman yarısına falan tekabül ediyor ama Karabük yüz ölçümü küçük olduğu için ormanların toplam yüz ölçümüne oranı yüzde sevgili arkadaşlar 71. Şöyle yazalım. Bakın yüzde 71. Yani Karabüyük'ün 171 ormanlarla kaplı. Antalya için %50'lik bir pay çıkıyor karşımıza. Sorumuzun cevabı sevgili arkadaşlar burada D seçeneği olarak şekilleniyor. Gelelim bir diğer sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri orman yan ürün kullanımına örnek gösterilir demiş. Yan ürün kullanımı dediğimiz olay doğrudan değildi arkadaşlar. Onun reçinesini ya da ilaç yapımında kullanım aşamasını ifade edecek bize. Elektrik direği doğrudan kullanım. Tomruk doğru. Mobilya doğrudan ama reçine gibi yağ üretimde kullanması ya da tıbbi bir alanda kullanması yan ürün yan ürün kullanımına örnek teşkil eder. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A olur. Yalnız 3 olur sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Yine ormanlarla ilgili bir diğer sorumuz. Ee, şu, Türkiye ormanlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş sevgili arkadaşlar bizim için. Bakalım şimdi ormanların yarısından fazlası kıyı bölgelerde bulunmaktadır. Doğru yüzde 60 ve üzeri. En az orman Güney Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Doğru en fazla Karadeniz'de en az Güneydoğu'da. Ormanların tamamı devletin tasarrufu altındadır demiş. Hayır. Ormanların %97'si tasarruf devletin altında %3'ü de özel arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilgi yanlış. Ormanların tamamı değil %97'si devletin tasarrufu altında. Diğer 3'ü de bireysel e, arkadaşlar. Yani şahsi. Yine yapraklılar geniş yapraklara göre daha fazladır doğru. Ormanlık alana en fazla olan il Antalya'dır demiş. O da doğru bir ifade. Bu sorumuzun cevabı C seçeneği değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuz ormanlarla ilgili şu. Yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerden hangisinde ormanların kendilerini yenileme süresi daha kısadır diyor. Arkadaşlar ormanların kendilerini yenileme süresi kısaysa demek ki yağış fazla. Yani neresi o zaman? Karadeniz bölgesinde herhangi bir nokta olabilir. Bakın 3 numaralı alan bu alanlara göre daha fazla yağış aldığı için ormanların kendini yenileme süresi o 3 numaralı alanda daha kısadır. sorumuzun cevabı C olarak şekillenir burada. Bir diğer sorumuz şu. Yukarıdaki haritada taranarak gösterilen alanda, Güney Donadolu bölgesinde ormanlık arazilerin oldukça az olmasındaki Türkiye'de ormanların en az olduğu yer orası. Faktörlerinden hangileri diyor belirleyici olmuştur diyor. Şiddetli kuraklık belirleyici mi? Evet belirleyici. Düzensiz yağış rejimi? Evet Karadeniz gibi değil mesela. Düzensiz evet belirleyici. Yüz ölçümünün küçük olması, büyük olsa ya da orta yüz ölçüme sahip olsa ormanların alanı değişecek mi? Yani var olan hektar alanı değişmeyecek. Dolayısıyla bu dışında 1 ve 2 alacağız biz. Bu sorumuzun cevabı da D seçeneği olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bir diğer sorumuz şu. Türkiye ormanları içerisinde aşağıdaki ağaç türlerinden hangisi daha fazla alan kaplamaktadır diyor. Arkadaşlar Türkiye ormanları içerisinde en fazla alan kaplayan ağaç türü meşeler %27'lik bir alana sahip. Meşe 1. ikinci sırada da sevgili arkadaşlar Kızılçam ormanları geliyor. En fazla ormanlık alan meşelerden oluşuyor Türkiye'de. Devam edelim. Devam edelim. Artık madenler ve enerji kaynaklarına geldik sevgili arkadaşlar. Eee onun da bir sonraki slaytımızda sizlere göstereceğiz. Hepinize kolay gelsin değerli arkadaşlar. İyi çalışmalar.